1, 2, 3. 250 santim. Abi 250 santim burun mu olur? 2019. Ya. Kaç metredir? Bu çok metredir işte. Oğlum ben metreli santim konuşuyorum. Abi 2000 metre yılan mı olur? Oğlum 9 metre yılan mı olur? Ben yakınım. Gerçekten ha. Eş oradan gelse. En ilgincime giden soru son soru. O çok önemli. Hemen çıt çıt çıt. Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve. Bugün yine bir oyun oynayacağız. Ama tahmin etmece oyunu yine. Evet, bu tam oyun gibi değil. Bu biraz daha böyle yarışma, oyun. Tamam, ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Rekorlar kitabına girmiş böyle en ilginç, yani bana ilginç gelen ya da Merve'ye ilginç gelen, bize ilginç gelen 10 tane. 10 tane soru hazırladık. Cevaplarına da bakmadık. Yazdık bunları. Evet. Ama özellikle benle sana ilginç gelen diyorum. Çünkü herkese ilginç gelmeyebilir. Tabii. Mesela ki. Bu o şekil. O şekil beğenir. Bu da bu şekil. Soruları okuyacağız. Tahminlerimizi yazacağız. Hadi başlayalım. Bilen. Evet ya, bir şeyine girelim. Geçen oyunu da zaten hiçbirini bile yapmadım. Ne bir Adana dürüm ısmarlamak, ne bir karam almak, ne bir mantı yemek. Kolpa yaptım. Hiç. Bunda da ödül ne biliyor musun? En çok istediğim bir şeyi yaparım. Tamam mı? Bir günlüğüne en çok istediğin şeyleri yaparım. Emin misin? 5 saat. 5 saat tamam mı? 5 saatliğine. Tamam mı? Tamam, öyle bir şey. O zaman başlıyoruz. İlk soruyu ben sorabilir miyim? Sorabilirsin. Dünyanın en çok piercing yaptıran erkeğinin kaç piercingi vardır? Erkeğinin. Erkekse daha fazladır. Çoktur. Daha fazla şey vardır. Kaç piercingi vardır? Vücudu vardır daha çok. Vücudun kaç tane piercing? Oğlum çok, her yeri takarsın. Abi bak, kulaktan düşün. Kulak bile 20 tane olur bence. 20, 40, 60. Dur ya, içinden. Yani, gitti ya. Dur, ben yazıyorum abi. Çok düşünme zaten bunu. Bence... Ben tahmini bir şey söylüyorum. Allah Allah. Dur, herkes yazsın. Tamam. Ben diyorum ki... İçinden de. Yani ya niye kağıdına... içinden diyeyim? Kağıdıma diyorum işte. Tamam, kağıdına de. Baksana. Bak, kağıtların arkasını da kullanacağız. Kağıt israf yapma. Tamam ya. Tamam, bakma. Tamam. Ben yazdım. Ben de yazdım. Kaç? 1, 2, 3, 7 bin. 7000. 7000 diyorum. Ben 1000. Ya 7000 mi? Ben 1000 diyorum. Çok hızlı bakıyorum. Bak. 453. Nerede yazıyor? 453. Hani? 453. 453 imkansız abi. 453. Daha fazladır bence. 453. Tamam, 7000 de değildir de 1000 vardır bence ya. 453. Emin misin? Eminim, 453. Tamam, kaybettim. Buna S yazıyorum o zaman. Bunu sen aldın. Tamam. Artı bir. Sıradaki soruyu okuyalım. Oku. Dünyanın en uzun burnuna sahip insanın burnu kaç santim? En uzun burnu. Yazdım bile. Tamam, ben de yazdım. 250 santim. Abi 250 santim burun mu olur? Kafayı mı yedin? 250 santim. 1 metre zaten 100 santim. Bir vurun mu olur? 18 santim dedim. 18. Niye 18? 18 çünkü. 20 de çıkabilir. 18 yoktur ama 200 vardır. 18 yoktur ama 17 vardır. 8.80 santim bak. Abi 250 santim ne ya? Oğlum ben metre olarak... 250 santim adamın boyu değil. Metre olarak... Metre ile santim olarak şey yaptım. Ne yaptın? 250 metre mi yazacaktın? Bu ben. M yazıyorum buna. Eksi bir, tamam. Üçüncü soru. Ben buldum. En uzun insan dominosu kaç kişiden oluşmaktadır? Şimdi insan dominosu ne? Bak ne yapıyorlar biliyor musun hayatım? Adamlar şimdi duruyor. Yatağa. Şimdi ben devrildim. Şimdi adamlar duruyor. Tamam, tamam. Herkesin arkasında herkes, yatağa. Herkes yatağa bağlı bir şekilde. O devriliyor. Aynen, o devriliyor. Ha. O kaç kişiden oluşuyor? Tamam. Ben buldum. En uzunsa ben de bulurum. Ben bu sefer risk atmıyorum. Yazdım. Ben de yazdım. Söyle hep, ben ilk ben söylüyorum lan.
12 bin. Oğlum bin ne ya? Bini bir şey söyleyeyim mi? 5 bin çıkarsa da ben kazanıyorum. Farkında mısın? Hayatım, 1000 kişi toplanıp bunu burada yaparız. Bak lan, burada yaparız. 2019. Ya. Buraya da M. Evet, kaçtayız? Dünyanın en uzun yılanı kaç metredir? Bu çok metredir işte. Nereden baksan... Bak kafamı karıştırma, yaz. Uzun bir metre vardır. Oğlum ben metreyle santimi karıştırıyorum bazen. Yani. Biraz önce 150 metre yazsaydın ya. Yok kilometre. Yazdım. Ben de yazdım. Kaç yazdın? 9. 9 bin. Hayır, 9 metre. 9 bin. Ben 2 bin yazdım ya. Abi 2 bin metre yılan mı oldu? Oğlum 9 metre yılan de olmadı. 9 metre. 9 metreyi bir düşünsene. 2 bin metre kaç kilometre? Allah kahretsin. Tamam, dur. Dünyanın en uzun yılanına bakıyorum. 7.67 metre. Oğlum sen nasıl yapıyorsun ya? Abi akıl ya, 2000 metre hayvan mı olur? Hayatım, ama ne bileyim. Bu oluyor. Bu Allah'ın yarattığı bir şey yani. Olmuyor mu? Olmuyor tabii ki. Biraz akıl, biraz mantık, biraz ya. Dünyanın en uzun diline sahip kadının dili kaç santimdir? Tamam, bunu şey yapalım. Kaç santimdir? Bak bunu tek atacağım. Santim yazıyor, ona bak. Santim. Tamam, ben yazdım. Ben de yazıyorum. Yok. Ben söylüyorum ilk. Söyle. 14 santim. 28 santim. Bunu kesinlikle bileceğim. 28 santim dil mi olur? Olabilir. 7 santim. Ne? Ya o. Galibiyet şarkını. Abi nasıl ya o zaman? 7 santim. Ne. Tamam hadi. Bu olabilir bazen böyle. Ben tek atacağım dedim. Tek atmadın ama. Dünyanın en elastik insanı kaç santim esner? Nasıl abi yani? Şimdi bunun ne oluyor biliyor musun? Atıyorum. Boydan esnemiyor herhalde aşk kuşum. Nasıl oluyor biliyor mesela musun? Mesela böyle derisi mi esner? Derisi esniyor ha. Derisi esniyor. Santim önde. Derisi esniyor aynen. Benim böyle esner. Benim böyle şu an bir santim esner. Dedi. Ya. Aynen bir santim. Bir santim esner al. Tamam. Al. Kaç santim esner? Benim esnemiyor. Ben esnemem. Ben elastiğim. Ben jimnastiğim. Kaç santim esner biliyor musun? Çok esnemez. Ya içinden düşün. Kopya çekiyorum. Şimdi bir şey yazacaktım. Çok demediğin için ağız yazıyorum şu anda. Ben yazdım. 25 metro. Santim. Abi. Sen kaç dedin? 6. 6 santim. 6 santim dedim ben. Aha da gör. 15,87 santim. Dur, kim daha yakın? Ben daha yakınım. Bir dakika, aynı oldu. Ben yakınım. Gerçekten ha. Bir dakika ya, dur. Yap. Virgülüne kadar bakacağız. 15,87. Eşittir. Ben. Abi virgülle sen ya. Ben. Ya. Ben. Allah kahretsin. Artı da bir. Ahan da bir. Han da zil çaldı. Şimdi sen oku. Dünyanın gözünden en uzun mesafeye sıvı fışkırtan evet. İnsanı kaç metreyle bu rekorun sahibi olmuştur? Gözünden sıvıyı bir de metre olarak mı fışkırtıyor? Gözünden ben tükürsem metre gitmez be. Ben yürüyemem bile. Abi bence bu yalan. Gözünden sıvı fışkırtmak nedir abi? Bence bu soru iptal, yanlış. Ya... Tamam. Rekor hakkında tamam. Yazmış adamlar oğlum. Nasıl kaç yanmış? Santim desin bari ya. Metre demiş. Metredir demek ki. Bir metre zaten buradan şurası var. Tamam. Cevap veriyorum. Lan sen yazmadın ya. Baktın değil bakmadım. Mi? Bakmadım. Yemin ediyorum bakmadım. Yok bakmadım. Cevap veriyorum. Yemin bakmadım. Bak işin içine hile girdiyse hayır. Ben bu oyunu bozarım. Yok. Bak ben zaten biraz cevap buldum dedim ya. Buradan şurası bir metredir. Bir metre atıyordur. Bir metre. Ama ben de bir metre yazdım. Tamam ben 1,5 yazıyorum. Cevap veriyorum. 2,79 metre. Abi bunun imkanı yok. Türkmüş. Burnu büyük olan da Türk. Artvinli. Ona şaşırmadım da buna yani 2,79 metreyi. Neyse ben kazandım sonuç olarak ben. Oha lan. O zaman 8. soruyu söylüyorum. Sor. Dünyanın en uzun süre buz banyosu yapan insanı ne kadar süre buz banyosu yapmıştır? Ne kadar süre kalmıştır bunun içinde? Şimdi...
vursa ölmeden durması lazım. 5 oradan gelse. Nereden geliyor? 5 oradan bir yerden gelse. 5 sağ lobundan gelse. 5 sol lobundan gelse. Valla buzun içinde hareketsiz yani banyo. Hareketsiz demiyor ki, banyo diyor adam. İşte ben kendim mantık yürütüyorum. Hareketsiz durduğunu tamam, düşünüyorum. Tamam, içinden ne mantık yürüt? Kafam karışıyor. Tamam. Ben buldum. Ne kadar süre? Yazdım. Ben biliyorum. Biliyorum. Ben yazdım. Ben de yazdım. Hadi bakalım. Ne kadar süre? 12 saat. 15 saat. Abi çok yakın. İnşallah. Yani... 12'den azdır. 1 saat 42 dakika. Abi 12 saat ölmüşsün. Oğlum 1 saat 42 dakikada... Duramazsın. Şey, evet duramazsın ölürsün. Oğlum aynen. Biz abarttık ama abarttık ben katıldım. Ben daha az abarttığım için ben kazandım. M yazıyorum. Abarttım ya. Ben soruyorum. Tamam. Bu ilginçti değil mi? Beliyle en hızlı 3 balon patlatan insanı... Evet. Kaç saniyede patlatmıştır? Beliyle balon patlatıyor 3 tane. Bunu kaç saniyede patlatıyor? Pat pat pat. Tamam. Pat, pat, bu pat. İlginç değildi. Benim en ilgincime giden soru son soru. O çok ilginç. Buna da beliyle kaç saniyede? Ya ben konuşarak buluyorum. Ama ben de bana etkiliyorsun beni. Sen de konuş. Tamam. Konuşuyorum o zaman. Konuş. Hayır ben seni... Ben etkilenmem. Hayır ben çünkü biliyorum. Bu şu kafanın içinde her şey var. Kaç saniyede patlatmıştır beliyle? Kötüyle değil. Beliyle. Sıfır nokta. Ya. Bak işte. Söyledim. Bak, söyledin. Söylemeseydin. Of. Ben yazdım. Karışmam. 3. Dur. 2. 1. Tamam. Kaç? 1 saniye. 0.90 saniyesi. Saniyesi bir de. Hemen çıt çıt çıt. 0.90 saniye demen lazımdı abi. Saniyesi değil. Bu ne oğlum ya? 12 saniye. 12 saniyede belli 3 aa, balon böyle patlatıyor. Kırmış. Ay, ben... Kırmış ne ya? Patlatmış. Bir insanın böyle olabileceği benim hiç aklıma bile gelmedi yani. Nasıl bir insan ikiye katlanır? E kim bildi? Kim kazandı? Sen kazandın. Ben kazandım tabii yine. Bak bu 10 saniyeyle. Abi sen saniyese yazmışsın. 0 nokta bilmem kaç saniye yazacaktın zaten. Neyse kafam karıştı. En ilginç soru. En ilginç. Neyse kafam karıştı. Dünyanın en uzun süre akreplerle yaşayan insanı kaç gün akreplerle yaşamıştır? Ama asıl soru şu. Sonra ölmüş mü bu adam? Bilmiyorum. Ve niye böyle bir topa girmiş? Rekorlar kitabına girmiş. Sonra kefene girmiş bu. En uzun akrep, bu akreplerin sayısı da önemli şu anda benim için. Mesela sayısı ve nerede yaşadığı. Atıyorum iki tane akreple 1000 metrekarede yaşarsın. Tamam onu ya, o yazdı mı bilmiyorum ama kaç gün yaşadığı önemli bizim için şu an. Tamam. Detayları bilmiyorsak tamam, o zaman tamam. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Yazıyorum. Vallahi 3 gün önce yaşamıştır. 3 gün bile fazla. Ya sen niye içinden düşünmüyorsun? Adamı küçümsedim bile. 3 gün. 13 gün. 13 gün de çok. 3 gün. 13 gün gayet bence bilmiyorum. Ya 13 atmak istemiyorum. 33 gün. 33 gün. İşte, bak 3'ü bildik ama. 5320 adet. Bak 5320 ve adet. Ve 12 metrekare genişliğinde bir cam odanın içinde yaşamış abi. Oha. Ay. Oha 12 metrekare oğlum. Bu rekor denemesi sırasında de ben... 13 kere akrep sokmuş. İyi sokmuş 33 günde. Bence gayet şanslı. 13 kere akrep sok. Abi. Ben 12 metrekare alanda 13 gün akrepsiz yaşayamam. Akrep soktuğunda acıyor mu? Ne bileyim sokmadı beni hiç. Neyse bunu kim da bildi? Ben sen bildin. Bitti hayatım. Bitti şimdi kim kazandığına bakacağız. Bak şimdi hayatım sayıyorum. Saymana bile gerek yok. 3 tane bilmişim hayatım. 7. Ben 7. 3 tane bilmişim. Evet ben 7 sen 3 bilmişsin. Ağlama 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 ağlama. Tamam. Sence buradan en ilginci hangisi? Sana deseler ki şu 10 tane rekor denemesinden bir tanesini yapacaksın. En uzun yılan olamam zaten. Zorundasın. En uzun burnuna da giremem. Bence akrep bence senin dediğin gibi. Tamam sen kazandın. Zaten ben kazandım. Sence en ilginci hangisiydi? Onu da söyle bari. En ilginci kesinlikle o. Benim en ilgincime giden ama o. Ama beliyle de balon patlatmazsın abi. Nereden aklına gelir?
Oturuyorsun evde. Esne en elastik cilt de mesela şeymiş. Oturuyorsun evde diyorsun ki bir akreple odaya giresin geldi. Hayır ya, belliyle balon patlatmıyor. Evde oturup diyemem mesela ben. Onun bir jimnastik geçmişi var ki bunu düşünmüş ve demiş. Ben diye sen de diyemezsin. Şimdi bu kadında akrep geçmişi mi var? Vardır. Vardır. O zaman adamın da burun geçmişi mi var? Vardır. Doğuştan bir geçmiş. Seni tebrik ediyorum. Elden gel. Başkan. İsin ha. İyi kadın. Ya ne yapıyorsun? Kulağımı niye çekiyorsun? Kazandığın için hak olarak mı görüyorsun? Evet. Günde 5 saat boyunca bu şey çekebilirim. Kulağımı çekebilirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Belinizle balon patlatabilir miyim?